ateist ile eş anlamlı olan, hakaret sözü olarak kullanılan bir tabirdir. Dinsiz. Şimdi dinsizle ateist farklı şeyler. Ya adam dinsizdir ama kendine göre bir inancı vardır. Evet, o zaman. Bu bir de Arapça kökenli bir kelime. Arapça. Hakaret sözü gibi. Seni bire nokta nokta. Geliyor gibi. Harf alalım. Harf alalım. Buyurun. I harfi. Her zaman söylerim, I'lar yalnız bir dolaşmaz. Bir şey sız. Sız mı? Hayır. Bir yoksunluk eki yok bunda. O sizin söylediğiniz Allahsız. Ama buraya sığmaz. Kansız falan yok. Hayır. Yine sız hayır. Değil. Sız yok. Tamam, sız yok. Bu Arapça kökenli bir kelime. Yani şu an bir harf daha alayım. Bir tane daha alalım. Z harfiyle başlıyor. Bire ateist. Durdurayım mı? Bence durdurmayın. Tamam. Çünkü tünelin sonunda ışık yok yani şu anda gördüğüm kadarıyla. Tamam. Bir harf daha. Bir harf. Süre uçup gidiyor, ondan korkuyorum. Tamam. D harfi var, I harfi var. Durdurup düşüneyim. Bence bir harf daha alın. Bir harf daha. Bir harf daha. Zandıl. Zandıl. Hayır. Gelmiyor. Ne demiştim ben? I'lar yalnız dolaşmaz demiştim. I'lar yalnız dolaşmaz. Burada da bir tane sesli harf var Z'den sonra. I zan, her zan değil. İlla A diyorsunuz yani o. Değil. Zandıl. Değil. Zandıl. Zandıl Arapça gibi değil, İngilizce gibi daha çok. Zander McAllen. Zındık. Zındık. Ya, duymamış mıydınız bunu? Zındık, ne bileyim çok şey böyle. Duymuşsunuzdur da anlamını bilmiyordunuz. Yani evet. Olabilir. Olabilir. Zındık.